Kaydı şu anda başlattım. Ekranımı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet, görebiliyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar, bugünkü konumuz tekrar söylüyorum. Object, veri tipi, variable, anahtar kelimesi ve dictionary'ler olacak. Hemen bir proje açıyorum. Bank app. Haftaki dersi kireyelim. Ya da daha spesifik isim verelim. Evet. Windows 18 için kuruyorum. Bu arada hemen emülatörümü de açmış olayım. 8.1 emülatörümü açmış olayım. O da çalışsın bir yandan. Arkadaşlar, biz bu zamana kadar hangi veri tiplerini gördük? Sayısal olarak int'i gördük. Float'u gördük. Double'ı gördük. Short'u gördük. Long'u gördük. Decimal'ı gördük. Ve bunların işte pozitif olanları işte U short, U long, U int. Bunları gördük. Byte'ı gördük. Daha sonra başka bir şey görmüş müydük? Şu anda aklıma gelmedi başka. Ama sayısal olarak bu veri tiplerini gördük. Sözel olarak ne gördük arkadaşlar? String ve char gördük. Arkadaşlar, bu temel veri tiplerini kapsayan veri tipi bir veri tipi vardır. Ve bu object'tir. Şöyle burayı temizleyelim. Initialize component'ı silmemem lazım. Evet arkadaşlar, mesela int a eşittir 1. Double b eşittir 5 de. Decimal c eşittir 8m. Float d eşittir 0.5f. Pardon. 5f. Başka ne vardı? Char diyelim. Char f eşittir t. String text eşittir deneme diye. Arkadaşlar, veri tiplerimiz bu şekilde. Bir de object veri tipi var. Object object t. Nerede kaldık? Olay. Object g eşittir arkadaşlar. Şu şekilde c diyebilirim. Bakın arkadaşlar, char verdim. Mesela gidip de ben işte a'ya şey, integer bir değere char verirsem bana hata dönür. Aha, daha doğrusu pardon, dönmez çünkü daha önceki derste de söylemiştik arkadaşlar. Char int'e cast edilebiliyor. ASCII kodunu veriyor. Onun için yanlış bir örnek oldu. Mesela gidip de string'e bir char değeri veremem. Bana hata verir. Hatayı da hatta okuyalım. Ne diyor? Cannot implicitly convert type char to string. Char'ı string'e çeviremezsin diyor. Otomatik olarak tabii ki. Çevirme yolları var. Bu şekilde arkadaşlar. Ancak object char, string, float, decimal, double, int, byte, short, long hepsini kapsayan bir veri tipidir. Şimdi bir de söylemeyi de unuttum. Bugün casting'i de göreceğiz. Casting işlemini de göreceğiz. Hafif işlemiştik zaten önceden de. Görmüştünüz. Arkadaşlar, örnek vermeye devam ediyorum. Mesela
virgül diyorum. Değişken tanımlamalarında aynı tipten değişkenleri bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. T eşittir 1 diyebilirim. İşte i eşittir 6D diyebilirim. K eşittir 7M diyebilirim. Yani gördüğünüz üzere bir objekt tipi her türden, daha doğrusu her türden derken temel veri tiplerinden hepsini kullanabiliyor. Hepsini kapsıyor. Bu genel olarak kullanılan bir data tipi diyebilirim. Yani genelde kullanmayacağız objekti. Ama bu şekilde böyle bir veri tipi var. Bunu da bilelim. Yani sistemsel metotlardan gelen değişkenler object olabiliyor. Bunun için object'in tabii ki ne olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. Bir de arkadaşlar var. Var anahtar kelimesi arkadaşlar. Olabilecek bütün veri tiplerini işte nesneleri daha görmedik. Veri tiplerini, nesneleri hepsini kapsayan bir anahtar kelimedir. Genelde klaslarda ya da komponentlerde, bileşenlerde eşitlemek istediğimiz değeri var olarak eşitleriz. Var normalde direkt kod yazarken şöyle diyeyim, var a eşittir. Şöyle diyeyim, hemen bir örnek vereyim. Var a eşittir. Dene diyorum. A'yı tabii yukarıda verdik. Var T eşittir. Dene diyorum. Arkadaşlar bakın bu text nokta deyince bana string'in metotları gelir. Değil mi? Çünkü text bir string'tir. T nokta deyince inanmıyorum. Evet, direkt ben de yanlış biliyormuşum. Ben de öğrenmiş oldum. Normalde arkadaşlar benim bildiğim şuydu, kodlama sırasında yani bu ismini unuttum. Debugging aşamasından önce yani biz kod yazarken variable değişkenler gerçekte ne değişken olduğunu, ne tipten olduğunu vermezler, bilemezler yani. Ben öyle biliyordum ancak öyle değilmiş. Bize o şekilde öğretilmediğinden eminim. Demek ki yanlış öğretildi ama şu anda doğrusunu öğrendik. Normalde şöyle söylenmişti bize. Debugging'den önce değeri tam olarak bilinemez. Tam olarak debugging esnasında hangi türdense, yani bu run compile deniyor. İşte compiling aşamasında hangi değişken olduğu belirleniyordu. Demek ki yanlış biliyormuşum. Neyse. Variable da bu şekilde. Mesela arkadaşlar variable, hepiniz normalde basit bir şekilde şeyi aldınız. XAML dersi aldınız. Mesela bir butona da denk gelebiliyor. Bakın arkadaşlar, object temel veri tiplerinin variable her şeye denk gelebiliyor. Mesela ne diyelim? Mesela bir isolated storage mantığı var. Duymuşsunuzdur açık akademiden aldığınız derslerde. Mesela variable var iso eşittir isolated storage settings diyorum. Arkadaşlar CTRL, evet mizahta da kullandığımız gibi CTRL noktaya basınca bize şunun, şu yaptığımız hareketin kısa yoludur. Yani sen bunu kullanıyorsun da senin sistem IO namespace'i senin projende yüklü değil. Bunu ekleyeyim mi diyor. CTRL noktaya basarak bunu ekletiyoruz. Azure Storage Settings nokta application settings'i, mesela bakın arkadaşlar application settings'i ISO'ya variable bir değişkene, var bir değişkene eşitleyebiliyorum. Mesela var listbox eşittir ya da var button
eşittir new button diyebilirim arkadaşlar. Bakın bir butona eşitledim. Ya da var page eşittir from application page. Ama from application page diyemem tabii. New from application page diyebilir miyim? Evet. Bakın bir uygulama sayfasına eşitledim. Yani özet olarak en başta dediğim gibi bütün veri tiplerine, bütün nesnelere eşitlenebilen bir yapıdır. Arkadaşlar bu da bu şekilde kullanılıyor barda. Şimdi bugünkü asıl konumuz arkadaşlar casting işlemi ve dictionary'ler. Önce dictionary'leri de görelim. Temel veri tiplerini, dizileri, listeleri görmüş olduk. Bir de dictionary'leri görelim. Ondan sonra veri tipleriyle ilgili hani ileri seviye olmayacak şekilde bilgilerimizi tamamlamış oluruz. Arkadaşlar, geçenlerde ne gördük? Listeyi gördük. String tipinden bir liste tanımlıyorum. String tipinden liste list diyorum eşittir. New list string diyorum. Burada direkt hatta geçen de söylediğim gibi burada direkt elemanlarını da verebiliyoruz. Mesela birinci elemanını giriyorum. String tipinden olmasını söyledim. İşte A, S, D, Q, V, E, D, X, C dedim. Arkadaşlar ben Q, V, E'ye nasıl erişirim? Listin nesidir bu arkadaşlar? Birinci indeksidir değil mi? Sync first element diyebilirim. Listin birincisi yazarak, yani ne demeye çalışıyorum? Listenin o elemanın indeksini yazarak erişiyorum değil mi? Bir de dictionary var arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz arkadaşlar dictionary belirlemiş olduğumuz bir key üzerinden value'ya erişebilen bir yapıdır. Mesela string virgül value'su da ne diyeyim? Şöyle diyeyim mesela int. Bu şekilde oluşturulur. İsmin new dictionary ya da şey diyelim. Şöyle diyelim. Scores diyelim eşittir new dictionary diyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bakın nasıl add ile listedeki gibi add ile ekleme yapıyorum. Ama bakın benden sadece item istemiyor. Diyor ki önce bir anahtarını gir. Ondan sonra değerini bul. Mesela arkadaşlar bu mesela bir sınav sistemi ise mesela ben burada Erkan diyorum. Value'suna atıyorum 60 yazıyorum. Nokta add Mustafa diyorum 5 fazla biliyorum. Puanı 5 Mustafa'nın. Scores'a add diyorum. Hakan diyorum. 1. Hakan'a 1 yeter. Scores.add İbrahim diyorum. İbrahim'e de ne verelim? Şöyle verelim. Çünkü İbrahim'e böyle vermeyince trip atar şimdi. İbrahim çok trip atıyor bir de. Erkan, Mustafa, Hakan, İbrahim, Özgür'e de 50 verelim. Şimdi arkadaşlar bana biri şuradaki hatanın sebebini söyleyebilir mi? Bakın bu satırda hata var. Çok da basit bir sebebi var. Hadi arkadaşlar.
Erkan? Evet, integer. Aynen. Evet. Aynen Özgür. İbrahim. 2 üzeri 32'dir maksimum. Hatta 2 üzeri 32 eksi 1'dir maksimum alabileceği değer. O zaman İbrahim'e 0 verelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Dictionary'nin en önemli özelliği şudur. Dictionary'de elemana indeksi ile değil de ya indeksi bakın arkadaşlar. Dictionary'de bakın ne diyor? Dictionary'de bir elemana indeksiyle erişemezsin diyor. Bu şekilde köşeli parantez içerisinde yazarak. Nasıl erişebilirsin diyor? Bunun key'ini girmen lazım diyor. Mesela Özgür. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da var yapmayalım. Zaten bunun int olduğunu biliyoruz değil mi? Özgür skor diyelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Özgür'ün skoruna nasıl eriştiğimi gördünüz mü? Listelerdeki ya da dizilerdeki gibi indeks değil, key'ini vererek. Yani bu bana şu anda Özgür skor ne diye gelecek? 50 gelecek arkadaşlar. Dictionary'nin mantığı da budur. Anlaştık mı? Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Var mı bir problem var mı? Emre valiosundan key'ine ulaşabilir miyiz? Valiosundan key'ine nasıl ulaşabilirsin? Ya programatik olarak sanırım şu an aklıma bir şey gelmedi ama şu şekilde ulaşabilirsin. For each item in score dersin. Ya da direkt şey yaparsın ya. Şöyle. Şöyle ki sync key eşittir. Scores nokta ver diyeceğiz arkadaşlar. Scores nokta ver x öyle ki x nokta value eşit eşittir 60 diyeceğim. Nokta first diyeceğim. İlkini al diyeceğim. Bunun bana key'ini ver diyeceğim. Bunu bir çalıştıralım. Bakın arkadaşlar. Şunun görüntüsünü de hatta görün. Bakın elemanları nasıl geliyor. Erkan virgül 60. Mustafa virgül 5. Bu şekilde geliyor. Bakın key'imi de Erkan olarak aldım. Bu şekilde ver ile içerisine predicate denilen bu ben predicate diye biliyorum ama umarım yanlış bilmiyorumdur. İşte bu matematikte buna ne diyorduk biz? Öneri mi diyor? Ne diyorduk? Unutursun ha. Mantık konusuna giriyor. Yani x öyle ki x nokta value eşit eşittir 60. Yani x'in değeri 60 olan bütün elemanların ilkini al. Bu ilkini al demezsek bize çünkü birden ya bize bir liste döner. Biz eğer ki nokta first dersek o bir elemanlı bakın anlatamadım bir şekilde ama şöyle ki ben bu first'ü yazmazsam arkadaşlar bakın ben bu first'ü yazmazsam bana hata verecek. Ne diyecek? Sen bana string bir değer string bir değişken tanımladın ve değerinin bu olduğunu söylüyorsun ama bu değer olarak gösterdiğin şey sana key value pair cinsinden bir I yine okuyamayacağım ama enumerable tipinden yani bu geçen de söylediğimiz listenin babası dediğimiz
klas tipinden bir veri döner diyor. Yani bize diyor ki liste döner bu diyor. İster elemanı 0 olsun, ister 1 olsun, ister 100 olsun. Bu her türlü liste dönecek diyor. Bizim bunu nokta first diyerek o listenin ilk elemanını bu şekilde alıyoruz. Almamız gerekiyor. Aldığımız eleman ne olacak peki burada arkadaşlar? Bakın neymiş? Bize key value pair yani string virgül int veriyor. Yani yukarıda tanımladığımız dictionary tipinden dönüyor. Ve biz ona nokta key ya da value diyerek istediğimiz değeri alıyoruz. Ona bu şekilde ulaşabiliyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok şu an için. Tamam. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü konularımız genel olarak bunlardı. Bir de işleyeceğimiz bir casting işlemi var arkadaşlar. Casting işlemi. Neyse silmeyeyim şunları. Şöyle ki. Arkadaşlar. O verinin tipinde değil de başka bir tipte kullanmak istiyorsunuz ve o tipe kesinlikle dönebildiğini düşünüyorsanız ve sistemsel olarak da gerçekten dönebiliyorsa casting işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bakın. Şimdi ben bir object tanımladım. Ve değerine de bir string verdim. Şimdi ben eğer ki uygulamamda mesela diyelim ki sunucudan geliyordu. Sunucudaki kodu da ben yazdım. Ve ben bunun string döneceğini kesinlikle biliyorum. String dönecek mi? Kesin yani. Eğer ki böyle bir şey biliyorsam ve ben bunu string olarak kullanmak istiyorsam ne olacaktır arkadaşlar? Ben bu object tipinden bakın object tipinden text bir değişkenini bakın local variable object diyor. Object tipinden bir değişkeni bu şekilde başına parantez içerisinde başka bir veri tipi yazarak casting denilen bu işlemi yaparak başka bir veri tipi şeklinde kullanabiliyorum. Bakın string oldu artık. Object'ti. Ne oldu? String oldu. Şuna hemen şurada bir bakalım. Bakın arkadaşlar text 1. Hemen geliyorum buradan CTRL-DQ ile açıyorum. Bakın arkadaşlar type'ı ne yazıyor? Type'ı ne yazıyor? Object yazıyor. Ve içerisinde string aldığını da biliyor. Ama şu anda bunun type'ı object arkadaşlar. Ancak ben gidiyorum. O text 1'in başına string yazıyorum. Chest ediyorum yani. Bakın arkadaşlar type'ı ne oluyor? Type'ımız string oldu. Şurada görüyorsunuz. İşte buna casting işlemi deniyor arkadaşlar. Mesela casting işlemini genelde nerelerde kullanırız? Genelde şu alanda kullanırız. Mesela bizim bir int değişkenimiz var. 3 ve 5. Arkadaşlar. Ay ne yaptım ya? Int sayı number diyelim. Yani Türkçe kullanmamaya çalışalım. Number eşittir 5 diyorum. Benim öyle bir fonksiyonum olsun ki içerisine double değer alsın. Mesela bakın a kosinüs arkadaşlar. A kosinüs ya da içerisine alanlarda yapmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Int number eşittir. A kosinüse işte 10 sayısını verelim. Bakın. Bize hata verecek. Aa, daha doğrusu ben bunu zaten yapamam. Pardon ya. Az önceki örnekle kafam karıştı. Int number eşittir.
10 diyorum. Met nokta akıl söz arkadaşlar. Bakın bana parametre olarak benden double istiyor değil mi? Normalde ben buraya gidip de number'ı yazarsam int pardon double sayı eşittir. Bu şekilde met nokta a kosinüs dersem number'a bu otomatik olarak double arkadaşlar integer'ı kapsayan bir sayı mı? Bir veri tipi mi? Double integer'ı kapsar değil mi? Kapsar. O zaman buraya ben integer koyduğumda sistem otomatik olarak bizim şu yukarıda yaptığımız casting işlemini yapar. Yani gider bu int'i double olarak görür, double olarak kullanır ve bu fonksiyon, bakın bu metot sadece normalde double değer alıyor. Bakın şu double d yazıyor burada. Double olarak number'ı double olarak kullanmamızı sağlar. Casting işlemi bu şekilde arkadaşlar. Aklıma bir örnek şöyle ki mesela nerede kullanırız? Şöyle diyeyim. Gerçi cluster'ı göstermedim size. Oradan da örnek vermek istemiyorum. Şöyle yapalım mesela. This nokta gerçi onu alır mı bilmiyorum ama application bar nokta buttons'in sıfırıncısı. Bakın şimdi application bar icon button ptm eşittir. Şöyle yapsam şimdi bakın arkadaşlar. Böyle yaptığımda bana büyük ihtimal hata verecektir. Evet. Object tipinden çünkü bu. Button. Ama ben bunun application bar icon button olduğunu kesinlikle biliyorum. Umarım yanılmam şu anda. Buraya casting işlemi yaparsam arkadaşlar gördüğünüz üzere hata vermeyecek. Çünkü diyecek ki tamam ben kabul ediyorum. Sen burada this nokta application bar nokta buttons'ın sıfırıncı elemanını ben sana object'tir diyorum. Ama sen onun application bar icon button olduğuna eminim. Direkt chest et diyorsun. Tamam ben sana şu anda hata vermiyorum. Eğer öyle değilse uygulaman buraya geldiğinde şu satıra geldiğinde crash olur ve kapanır. Hemen exception'a düşer. Invalid chest operation hatası alırsın. Uygulaman crash olur diyor. Ama eğer gerçekten öyleyse ben btn değerine buradaki değeri atarım diyor. Casting de bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük işleyeceğim konular bu kadar. Sorusu olan var mı? Tamam. Şu an ben de yok. Özgür'ün diyor. Mustafa. Yok mu? Evet. Kod sorusuysa değil mi kod? Tamam. Hakan'ın da yokmuş. Erkan senin de yok herhalde. Benim de yok. Tamam. Arkadaşlar kaydımızı durdurayım.